Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde uzunluk ölçüleri ile ilgili problem çözeceğiz. Daha önceki derslerimizde uzunluk ölçülerini birbirlerine tamamen ya da kısmen çevirmeyi görmüştük. 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme nasıl yaparız onlardan bahsetmiştik. Şimdi bu öğrendiklerimizi kullanarak problemleri okuyacağız, anlayacağız ve çözeceğiz. 4 işlem yapacağız. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Tabii burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus var. Sorunun sonlarında bizden hangi birimle, işte santimetre mi istiyor, metre mi istiyor, buna pek dikkat edilmiyor. Buna muhakkak çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sorularımız üzerinden gidelim. Diyor ki birinci sorumuzda, bir karışının uzunluğu 15 santimetre olan Selim Bey, yemek masasının uzunluğunu 12 karış ölçmüştür. Yemek masasının uzunluğu kaç metredir? Bakın dikkat. Bize Selim Bey'in karışının 15 santimetre olduğu söyleniyor ama sonucu metre olarak istiyor. Siz tabii ki doğal olarak şunu yaparsınız. Her bir karış 15 ise ve 12 tane karış ile ölçmüşse 15 ile 12'yi çarparsınız. Uzun uzun çarpmayacağım. 180 santimetre yapıyor. Neden? Çünkü karışımız santimetre olduğu için bulduğumuz cevap da santimetre olacaktır. Peki bu bir test sorusu olsa ve şıklarda 180 yüksek ihtimal olacak. Peki doğru cevap 180 mi? Hayır. Bulduğumuz cevap santimetre. Bizden metre olarak istediği için hemen onu santimetreden metreye çevireceğiz. Santimetreden metreyi hatırlayınız. 2 basamak yukarıya çıkıyoruz. 2 yükümüzü atacağız. Bir tanesini attım 18. Bir daha kaydırdım virgülü. 1 tam 10'da 8 metredir. Burada doğru cevap 1 tam 10'da 8 olacak. Yani 180 değil. Diğer bir örneğimizde. Bir maraton yarışında yarışmacımız birinci saat 57 hektometre, ikinci saat 260 dekametre, üçüncü saat 4 tam 10'da 8 kilometre koşmuş. Bize koştuğu yol toplam kaç metredir diye soruyor. Bakın birimler hektometre, dekametre, kilometre olarak verilmiş. Cevabı bizden metre olarak istiyor. Burada yapacağımız en akıllıca şey tabii ki bütün birimleri metreye çevirmek. Birinci saat koştuğu 57 hektometre, tek tek çevirmeleri anlatmayacağım. Direkt metreye çevirmiş hali üzerinden konuşalım. 5700 metre demek. 260 dekametreyi metreye çevirdiğinizde 2600 metre demek. 4 tam 10'da 8 kilometreyi metreye çevirdiğinizde 4800 metre demek. Eğer çevirmelerde sıkıntı yaşıyorsanız uzunluk ölçülerinin 1 ve 2 no'lu, özellikle 1 no'lu videosunu muhakkak önce bir tekrar edin. Bulduğumuz bütün uzunluk ölçülerini metreye çevirdikten sonra bundan sonrası tabii ki bildiğimiz toplama. Alt alta topladığımızda 13.100 metre sonucuna ulaşmış oluruz. Diğer örneğimizde diyor ki 0 tam %75 metre uzunluğundaki bir kurdelayı 5 eşit parçaya kestiğimizde her bir parçanın uzunluğu kaç milimetre olur? Dikkat, cevabı milimetre istiyor. Soruda bize verdiği sayı metre. Gördüğünüz gibi cevabı milimetre istediği için en akıllıca yapacağımız şey 0 tam %75 metreyi milimetreye çevirmek. Gördüğünüz gibi 750 milimetre yaptı. Peki biz şimdi bunu 5 eşit parçaya bölüneceğine göre biz de 5'e böleceğiz. 750'yi 5'e böldüğümüzde burada bir uyarıda bulunalım. 750'yi 5'e böldüğümde 7'de 5 1 kere, 1 kere 5 5 kalan 2. 5'i aşağı indirdim. 25'te 5 5 kere, 5 kere 5 25 kalan 0. Cevap 15'miş gibi duruyor. Halbuki unuttuğumuz bir şey var. O da 750'nin yanındaki kalan 0. Bunu aşağıya indirdiğimizde bakın ne oluyor? Sıfırda 5 kaç kere var? 0 kere var. Bunu muhakkak buraya yazmak zorundayız. Dikkat edin, cevap 15 değil 150 olacak. Dalgınlıkla bile, çok bilseniz bile bazen dalgınlıkla unutanlar olabiliyor. Buna çok dikkat etmeniz gerek. Evet, bu şekilde arkadaşlar problemlerde siz problemi anlayıp gerekli işlemleri yaptığınızda özellikle ama özellikle birimlere lütfen dikkat etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili zaten bol bol araştırma çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.